Efendim Yüzler ve İzler programına hoş geldiniz. Bugün tanıdık bir isimle birlikteyiz. Konuğum Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Mecit. Sevgiler, saygılar ve başarılar diliyorum tabii ki. Eksik olmayın hocam. Şeref verdiniz. Estağfurullah, şereflendik sizinle. Her zaman olduğu gibi bizi kırmıyorsunuz hocam. Kıymetli hocam, bir istatistikte Türkiye'de dinin en çok öğrenildiği isim olarak sizin isminiz öne çıkıyor. Sözünüzü tesirli kılan şey ne oldu? İlk olarak bununla başlamak isterim. Evet. Tabii elhamdülillah bir hoca olarak, bir ilahiyatçı olarak hem mesleği hem de iman ettiği hayat tarzı, İslam olan, İslam'ı anlatmak olan bir ilahiyatçı olarak çok dinlenmek, izlenmek, istifade edilmek tabii ki şeref. Bundan dolayı ancak mutlu olunabilir. Bunun bir karşılığı Allah'ın rızası olursa yeterli olur tabii ki. Evet, ben o anketi biliyorum tabii. %35 civarında. Başka anketlerde belli yüzdeler yani. Dinin en çok öğrenildiği, daha doğrusu dinimi kendisinden öğrendim denilen kişi olarak vatandaşlarımızın demek ki yaklaşık 30 milyonu Nihat Hoca diyor. Bu yani bundan büyük bir şeref olamaz vatandaşlarımıza, kardeşlerimize. Dinimizi sevdirdiğim için, sevdirmeye çalıştığım için en azından. Onları kırmadan bu işi yapmaya gayret ettiğimiz için. Bu bir müjde ve bu bir en güzel hediye diye düşünüyorum. Tabii sözü anlamlı kılan şey sözün sahibinin büyüklüğüdür. Sözün sahibi çok çok büyüktür, Allah'tır. Hani her gün namazda günde 5 vakit ekber diyoruz. Aslında bütün zalimlere, bütün haddi aşanlara günün 5 vaktinde hoca siz asgarsınız. En küçüksünüz, ekber olan Allah'tır diyor. Kibri, enaniyeti bunları bir anda ayaklar altına atıyor. Hocanın cümlelerinde onu düşünmek lazım. İnsanlar sarsılıyor mu acaba bilmiyorum ama. İnsanoğlu büyük, en büyükten söz aktardığında çok dikkat etmesi gerekir. Bu Kur'an'dır tabii ki. Beşer olarak da en yüce ve en büyük Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Onun için salatü selam ona getiriliyor. Allah adıyla onun adını beraber ifade ediyor. Siz bu iki merkezden hareket ettiğinizde yanlış söz söyleme şansınız yok. Yanlış yapma şansınız da yok. Etkili olmama durumunuz da yok. Yani hikmet sizden değil, hikmet anlatılandan kaynaklanıyor. Bizler sadece bir iz bulmaya çalışan insanlarız. Tarihin bir noktasında geldik, konuştuk, yarın gibi gideceğiz. Bizden sonrakiler gelecek, sonrakiler gelecek. Ama onun adı hep, Muhammed'in adı aleyhisselam, hep önde kalacak. Sözü anlamlı kılan bir şey varsa budur herhalde. Muhabbet, sevgi. Yani onu yitirmedik, yitirmemeye gayret ettik. Muhabbetiniz, sevginiz daim olsun hocam. İnşallah, inşallah. Nihat Hatipoğlu nasıl bir ailede dünyaya geldi? Yani ben, memleket Diyarbakır tabii, doğum itibariyle. Oranın Hazuro ilçesinde doğmuşum. 11 Mayıs'ta, 1955'te dünyaya gelmişim. Benden önce bir abim var tabii. O da eski milletvekillerinden, Ömer Vehbi Hatipoğlu. Siyasetçiydi o bir dönem. Babam müftü, ilçe müftüsü, Hadro müftüsü. Ama aynı ilçede dedem de müftülük yapmış. Nuri Efendi diye malum. Diğer dedem Halil Hoca, Molla Halil dedikleri Diyarbakır il müftüsü. Babam müftü, iki dedem müftü. Yukarısı müftü hepsi ve Şafii mezhebinin temel kaynaklarına şerh yatmış olan bir ailenin bir ferdiyiz. Çevrede imam evi veya kümesra evi diye bilinir. Dedelerimiz böyle tanınmış kişiler. İzler ta yukarılara doğru çıkıyor tabii ki. Böyle bir ailede doğduk. İlçede doğduk. Annemiz bizi yetiştirmeye gayret etti ama tabii doğduktan sonra yani belli bir noktadan sonra sütten kesilip
kesilmişiz. Ondan sonra bir iki yıldan sonra rahmetli Diyarbakır'daki müftü dedem el koymuş bana. Küçük çocuğu yok dedemin tabii. Yani çocukları büyümüş. Bana el koymuş, babamdan, annemden beni almış. Halil Efendi hocam. Halil Efendi. Çok iyi bir alim, iyi bir hatip idi. Ben hatırlarım onu. Böyle yürüdüğünde millet önünden yürümezdi. Müftü Efendi geliyor falan diye böyle bir şeyleri vardı. Çok insanlar saygı duyuyorlardı, bir ağırlıkları vardı. Bugünkü karizma diyorlar, karizma küçük kalıyor bu iş içinde. Diyarbakır'da sabah ve akşam nakledenler naklediyor. Merkez caddesi iki defa şöyle bir toparlanırmış. Halil Hoca eve gidiyor, elinde baston, üstünde cübbesiyle filan, sarığıyla filan. Akşamleyin eve dönüyor, sabah daireye gidiyor. Kimse önünde yürümezmiş. Yani müftünün önünden yürünmez. O bir edep vardı o dönemlerde. Ben bahsettiğim tarih 1950'ler tabii ki. Dedem beni almış, büyütmüş. Dedemin yanında büyüdüm. Ben onun için anneme uzun süre, sonra babam ve anneme döndüğümde, beni teslim ettiklerinde, abimi kastederek Ömer'in babası, Ömer'in annesi dermişim. Anne baba demezmişim yani. Kaç yıl kaldınız hocam? Yani muhtemel 4-5 yıl kalmışımdır. Çünkü ilk döneme ait, gençlik döneme ait bütün resimlerim, dedemin evindeki resimlerim. Diyarbakır'daki o ev hala duruyor. Sur bölgesinde hala duruyor. Onun için teyzem, dayılarım benim için çok önemliydi. Hepsi vefat ettiler tabii. Onlar beni büyüttüler yani tabii ki. Peki peygamberler, sahabiler, şehri Diyarbakır sizin için ne ifade ediyor? Geçen hafta da oradaydım. Diyarbakır'ın terörle anılmasının önünün biraz kapandığını görünce çok mutlu oldum. Çok ciddi manada turist var ama yerli turist. Samsun'dan, Çanakkale'den gelmiş, Edirne'den gelmiş. Bu çok önemli. Sahabi şehri olarak anılması gereken bir şehir. Başka türlü anılması bizi rahatsız ediyor tabii. Yani bir Müslüman olarak rahatsız ediyor beni. Orada doğmuş biri olarak beni rahatsız ediyor. Çünkü 27 sahabi var. Hazreti Süleyman denilen camide Halid bin Velid radıyallahu anh büyük komutan, Hazreti Halid'in oğlu Süleyman, Hazreti Ömer döneminde orayı fethediyor. Ömer döneminde. İlk en erken fetihlerden biri orası. Eylül'de iki peygamber var. Elyasa ve Zülkifil dediğimiz iki peygamberin mezarı var. Eylül'de. Peygamber şehri, sahabi şehri. Sanıyorum asli hüviyetinde idi ve asli hüviyetine dönüyor. Tabii terör azaldıkça, terör tanındıkça, İslam hep o beldelerde İslam hep en güçlü oldu. Ben açık ve net söylüyorum, bir mümin olarak, bir ilahiyatçı olarak Türkiye'nin en büyük gücü dinidir, İslam'dır. Hiç kimse İslam'dan büyük değildir. Böyle bir sorun vardı. Birleştirici unsur olarak ne görüyorsunuz İslam'dır diye. İslam'dır tabii yani. İslam'dır İslam. Birileri diyorlar ki işte efendim Müslüman ülkeler birlik beraberlik hele bu dönemlerde çok ihtiyaç var. Biz Müslümanlığımızı, İslam'ı değil Müslümanlığımızı sorgulamalıyız. Birlik ve beraberliğimiz yoksa İslam ülkeleri, o ülkelerin liderleri, Türkiye'yi biraz kenara koyuyorum ben. Türkiye bu konuda hep iyi imtihan verdi. Türkiye çok asil, şerefli, çok donanımlı tavırlar aldı gücün yettiği kadarınca. Ama diğerlerini sorgulamak gerekir. Onun için İslam hep büyüktür, hep büyük kalacak. Zikri biz indirdik diyor ya Kur'an-ı Kerim. Ve biz koruyacağız diyor. Oranın koruyucusu Allah'tır. Din hiçbir zaman akamete uğramayacak. Müslümanlar akamete uğrayabilir. Hata yapabilir, kusurda bulunur, eksik olabilirler ama din dindir. Öyle kalacak. Ve dünyada kurtuluş İslam olacaktır. Bunlar slogani şeyler değil. Laf olsun diye söylediğim şeyler değil, iman ettiğim şeylerdir. Gelecek çağlarda en çok bahsi geçecek olan isim Muhammed ismi olacak inşallah. Peki hocam Halil Efendi hayatınızı nasıl etkiledi? Yani dedem bizim Diyarbakır'daki benim kaldığım ev hala duruyor şu anda. Restore ediyorlar. Bu sur olaylarında yıkılmadı yani. Restore ediyorlar. Kazanlarla yemekleri pişerdi. Hep öyle gördüm ben. Hiç eve 2 kilo meyvenin geldiğini görmedim. Gelirken kasayla gelirdi.
Ama etrafa dağıtılırdı. Kalabalık bir ailede mi büyüdünüz? Kalabalık, aile kalabalıktı. Bir, çevre, Müftü Efendi'nin evinde her dem yemek vardır. Kapıdan kimse geri çevrilmezdi. Mesela bir ailede kadınla karı koca kavga ettiğinde kadını sığınacak ilk yer dedemin eviydi. Müftünün evine sığınan kadına dokunulmazdı. Böyle bir şey vardı yani. Ailenin böyle bir etkisi vardı. Olmuştur. O tür hanımları, yani gelmiştir, kimsesi yok, çocuğuyla gelmiştir. Ev büyüktü çünkü. Avlulu büyük bir ev. Onlara bir iki oda verilmişti. O odada kalırlardı, çocuklarını büyütürlerdi. Kocası da müftünün evine gelip dayanmazdı. Çünkü hanımının orada zarar görmeyeceğini bilirdi. Böyle bir şey vardı, böyle bir şey vardı, etkisi vardı. Tabii ki etkiliydi, son derece etkiliydi. Devlet adab ve edebini bilirlerdi. O konularda son derece dikkatli bir ailemiz var. İlk dönemlerden bugüne kadar hep sınırları korumuş, ölçüyü korumuş, yanlışlara müsaade etmemiş bir görüntü, bir yapı vardı ailemizde. Rahmetli dedem de, iki dedem de tabii çok iyi hatip, çok iyi hoca ve hutbeye çıktığında o zaman çok şey yoktu bile, mikrofonlar çok iyi değildi. Kurşunlu Camii'de hatırlıyorum, rahmetli dedem hutbe okuduğunda kağıt mahattan okumazdı tabii yani. Yani cami tıkılım tıkılım dolardı. Başka şehirlerden müftünün cuma hutbesini dinlemek için işte Elazığ'dan, Erzincan'dan filan, Batman'dan gelirlerdi insanlar. Hutbeyi dinler, namazı kılıp geri dönerlerdi. Böyle bir ağırlıkları vardı. Yani müftü müftüydü yani. Müftü müftüydü yani. Fetva verdiğinde fetvaları tartışılmazdı. Sokağa çıktıklarında Müftü Efendi geliyor diyorlardı. Kumar oynayanlar kenara çekilirdi. Müftü Efendi'nin gözüne görünmeyelim diye. Korku değil, saygı. Efendim, ürkme değil, edep ve adap vardı. Bu mesela Diyarbakır'da Süryaniler vardı, Ermeniler vardı. Cuma, bayram, Ramazan günlerinde açıktan yemek yemezlerdi. Utanırlardı yani. Müslümanlar oruçluyken biz çocuklarına derlerdi, dışarıda yemek yemeyin, evde yemek yiyin derlerdi. Böyle bir edep vardı, böyle bir oturmuşluk vardı. Mesela orada herhangi bir kiliseye, havraya karşı bir yanlışlık yapılırsa rahmetli dedem müdahale ederdi. Onlar bizim komşularımız, bizim insanlarımızdır, bizim ülkemizin misafirleridir, ülkemizdediler. Sakın derdi ve o müftünün sözü söz kabul edilirdi. Böyle bir ağırlıkları vardı yani. Allah mekanlarını cennet eylesin tabii ki. Hayatınızda bir medrese dönemi oldu mu hocam? Şöyle oldu tabii, ben medrese, uzun yıllar medreselerde kalmadım tabii ki. Çünkü İmam Hatip mezunuyum, İmam Hatip okulunu okudum. Yazın medreselerde Siirt'teyken, babam Siirt İl Müftülüğü yaptı sonra. Rahmetli babam, belki soracaksınız ileride ama bilmiyorum. Varsa sorular arasında yine söylerim. Hazro, Siirt, Uşak, Afyon ve İzmir İl Müftülükleri yaptı. Müftülük yaptığı dönemlerde gittiği yere beraber gidiyorduk tabii. Siirt'te işte Tüllo vardı merkez olarak, medrese merkezi olarak. Ama ben daha çok rahmetli babamın yanında okudum. Kulağımı çok çekmiştir. Allah kendisine razı olsun. Biz tabii biz yaramaz çocuklardık yani. Ne yapıyorduk? Bu eskiden Texas Tomix diye bir şeyler vardı biliyorsunuz. Kitabı alabilir miyim? Kitabı göstermek için. Şimdi bu Arapça kitabı. Avamil işte izhardır, maksuttur falan. Eski kitaplar, böyle ciltli kitaplardı. İçine Texas Tomix diye şeyler olurdu ya böyle. Evet. Zagor falan diye böyle resimli romanlar vardı. Kitabın içine onları koyardık. Peder geldiğinde evet. Arapça bölümü açardık. Peder gittiğinde kapatırdık, onları okurduk falan. Hiç yakalandınız mı? Bazen yakalanırdık tabii, kulağımız ondan giderdi işte. Bir bakardım babam başımda duruyor. Hayırdır, ne yapıyorsun? Baba, bir şey yapmıyorum filan. Bu ne? Diyordu bu resimli roman için. Oraya girmiş baba diyordum. Girmiş oraya. Rahmetli kulağımı çekerdi. Oğlum, tam burada hocam, babanız Haydar Hoca nasıl bir babaydı? Çok şefkatli bir babaydı tabii. Otoriterdi yani. Ama çok son derece şefkatli.
Yani mesela beni öptüğünü çok hatırlamıyorum. Bir vefatından önce öptü beni. Yani Medine'ye gittiğinde son vefatından önce, ben yaşım büyümüş. Evlenmişim filan. 95 yılında bir defa beni öptüğünü hatırlıyorum. O zaten dönmedi ondan sonra. Medine'de vefat etti. Ama böyle göstermezdi. Ama en ufak bir eksiğimiz olursa gece de uyumazdı. Bir rahatsızlığımız olursa annemle beraber nöbetleşe bizim başımıza dururlardı. Göstermeyen babalardandı. Ben mesela işte evlendiğimde çocuğum yanıma geldiğinde emekleyerek, yani o zaman öyleydi yani eğitim tarzımız. Babamın yanındayken çocuğumu alamam ki kucağıma. Şimdi benim delikanlı doktor oğlum var. Yani bir yıl önce evlendi, çocuğu oldu. Yanımda çocuğunu öpüyor, sarıyor falan falan. Benim de hoşuma gidiyor. O zaman biz çocuğu kucağımıza alamazdık. Yani saygısız görürdük büyüklerimizi. Babam son derece şefkatli ama dini her şeyin önünde tutan bir isimdi. Hiç unutmam sevgili Mecit. Siirt'teydik. Zemheri bir soğuk var. Acayip bir şey var, soğuk var. Kalorifer yok. Soba sönmüş. Sabah namazı vakti, su donmuş. Kış böyle. Babam da çocukların hepsi namaza kalkacak, namazı öyle kılacağız diyor, sabah namazını. Sabah namazı. Biz içimizden diyoruz ki inşallah bizi uyandırmazlar. Hava soğuk, yorgan güzel. Soba sönmüş tabii. Neticede iki oda mı ne vardı herhalde evde. Annem işte, Nihat kalk, Nihat kalk, Ömer kalk filan. Bizi çağırıyor. Biz kalkmak istemiyoruz. Daha genç, çok çocuğuz daha yani. Yaşım o zaman nedir yani? Yaşım herhalde 15 filan. 18 veya neyse 15, 10, 17. Hayır, 17 yoktur. Daha düşük yaşımız. Annem çağırdıkça yorgana daha çok sarılıyoruz. Bir ara annem babama dedi ki, duyuyoruz, kulağımız da duyuyor. Seyda dedi. Bizim oralarda alimlere eşleri Seyda derler. Öyle saygı ifadesi, hoca yani anlamında. Seyda dedi, yani dedi çocuklar küçük daha. Namaz onlara farz bile değil dedi. Sabahleyin kaza yapsalar dedi. Olmaz mı dedi. Annem bize Anne acıyor. yüreği. Anne yüreği acıyor. Rahmetli babam dedi ki, onlar namaza kalkmadıkça ben namazı kılmayacağım, bekliyorum dedi. Sonra döndü anneme, annem de müftü kızı. Müftü gelini, müftü torunu. Annem Arapçayı bilirdi, Farsçayı bilirdi. Ya Maşallah. öyle şiirler okurdu ki annem Arapça. Anlamında biliyor tabii. Ben hayret ederdim yani bu ilahiyatçı vasfımla. Anne nerede ezberledin bunları derdim. Derdim. İlçedeyken babamdan niye öğrendim dedim. Kayınpederimden öğrendim. Hepsi müftü çünkü. Hepsi hoca. Babam dedi ki kalkacaklar dedi. Yok öyle bir şey. Sen dedi güya müftü kızısın dedi anneme diyor. Sen dedi çocuklarını böyle mi koruyorsun dedi. Yarın Allah huzurunda ne diyeceksin dedi filan. Ok gibi fırladık. Ama bugün babama dua ediyorum. Allah razı olsun ki o gün bizi böyle bir eğitimle eğitti. Bizi böyle hassasiyetlerle namazı, ibadetleri. Yani şefkatliydi, dövmezdi. İmkanları yeterli değildi. Beş kardeşiz. Bir müftü maaşı var zaten. Küçük kardeşim benim elbisemi giyerdi. Yani yırtık ayakkabıyla okula gittiğimiz günleri hatırlarım. Annem gariban şey yapardı, habire pantolonları dikerdi yani. Yamalardı filan. Bazen elbise giydiğimde üstüme şaldır şuldur durdu. Çünkü abimin eskisini giyerdim filan. Ama çok derece mutluyduk. Huzurlu bir ailemiz vardı. Hayatımıza dinden daha önemli hiçbir şey olmadı. Bugün de yok. Yarın da olmayacak. O gün de öyleydi. Babamın ise her konuda toleransı vardı, namaz hariç. Namaz hariç her şeyde toleranslıydı. Yani affederdi, görmezden gelirdi. Namaza gelince yok. Affı yok. Affı yok ne demek? Kılacaksınız diyordu.
Unutmayın. Yıllar, bakın yıllar geçti. İlahiyat öğrencisiyim. Babam beni ziyarete geldiğinde Ankara'ya. Oğlum namazına dikkat ediyorsun değil mi? Baba ben imamım zaten diyorum. İmamlık yapıyorum camide. Namaz kıldırıyorum. Namazına dikkat et oğlum diyordu falan. Evet, Allah onlardan razı olsun tabii ki. Anne nasıl hocam irtibatınız? Annemle tabii bizim bağımız çok farklıydı. Yalnız kaldığını bildiğimiz gençlik dönemimizde ona yardım ederdik. Paspas yapardık. Ne bileyim yeri silerdik. Eğilmesin, yorulmasın diye. Çok mütevazi, çok halim, çok kendi halinde bir insandı. Yani böyle bir kibir, enaniyet, acayip bir cömertliği vardı. Sevgisini yani, gösterir miydi? Tabii çok gösterirdi. Gösterirdi. Babam bize bir şey konuda darılacağında babamın yanına giderdi. Yani hemen havayı güçlendirdi falan böyle. Kendi halinde mazlum ama acayip bir peygamber muhabbeti vardı. Acayip, acayip, acayip. Babamda da aynı şey. Annemleri birbirini bulmuşlar yani. Doğru bir evlilik olmuş. Bir gün annem bana dedi ki Ankara'da ben bu televizyonlara çıkıyorum. Nihat dedi bir şey soracağım sana dedi. Hep zaten uzanırdı şeyde koltukta son dönemlerde. Birkaç yıl böyle. Bir sürü hastalığı vardı çünkü. Dedi ki oğlum dedi seni izliyorum dedi. Programda geç saate çıkıyor ya benim. İzliyorum dedi. Ben dalıyorum dedi. İlaç aldığı için. O arada dedi sen Hazreti Muhammed diyorsun. Ben duymadığım için salatü selam getiremiyorum. Günaha girer miyim dedi. Anne uyuyorsun sen zaten dedim. Uykudayken niye günaha giresin dedim. Sorumlu olmazsın. Evine girerdim Ankara'da. Aynı binadaydık hepimiz. Beni görünce doğrulmaya çalışıyordu. Anne elini ayağını öptüm. Niye doğruluyorsun derdim. Sen hocasın derdi. Hazreti Muhammed'den bahsedildiğince canım canım derdi filan. Ben böyle bir muhabbet görmedim peygambere yönelik hem onda hem babamda. Onlardan tevarüs eden bir şey varsa bizde var. Bir şey varsa o da yani tevarüs eden bir şey varsa bizde var. Ama edebimizi oradan aldık. Vefat edinceye kadar annemde bu hal devam etti. İşi gücü tesbihattı. Her gün arardı. Saat 10'da. Her sabah 10'da arardı. Bende numarası hala duruyor. Telefon iptal oldu. Numara hala duruyor telefonumda. Silmedim hiçbir zaman. Arardı saat 10'da. Açardım anne. 3 tane Yasin, 3 tane Tebareke, 3 tane efendim 20 tane İhlas, 21 tane İhlas. Ayet-i Kürsü okudum sana. Allah seni korusun oğlum. Her sabah. İlla ki bu telefon, ben yurt dışında da olsam bu telefon çalardı. Açtığımda annem sana şunu şunu okudum. Ayaklarından öperim anne derdim. Ayağından öptüm, öptüm elhamdülillah. Bir kızdı bana. Bir gün gittim yanına oturdum usulca. Uzanmış şöyle. Kalktı falan anne sen uzan dedim falan. Durdum dedim biraz seni ovayım ayaklarını falan. Sürekli ağrırdı çünkü ayaklarım. Ondan da rahatsız olurdu. Yani ben ona karşı saygı ifadesi yaptığımda rahatsız olurdu. Hocayım diye. Bana dedi ki sen bizim dedelerimizin yolundasın. Meslek itibariyle. Ayağını öptüm altını bir kızdı bana. Sen dedi niye ayağımın altını öpüyorsun dedi falan. Ya dedim anne dedim cennette dedim böyle gideceğiz ya dedim. Onun için sen ayağının altını öptüm falan. Çok farklıydı yani. Bütün anneler öyledir. Mesela bunu anlatırken sen annenin aklına gelmiştir. Yani belki bizi izleyeceklerin anneleri akıllarına gelmiştir. Öyleydi yani anne olarak. Çok özel bir anne. 2013 yılında vefat etti. Evde vefat etti. Mesela ben bir eksikliğimi söyleyeyim anneme karşı. Benim diğer kardeşlerim, küçüğüm, büyüğüm. Annemi öperlerdi. Böyle sarılırlardı, sevgilerini gösterirlerdi. Ben uzaktan gösterirdim. Annemi sarıp öptüğümü hiç hatırlamıyorum. Yani o anlamda filan böyle. İlla ki öpmüşsem saçını öpmüşümdür yani. Elini tabii çok öptüm ya filan böyle ama böyle hani sarılıp anneciğim filan falan yapmazdım onu. Yapamazdım. Doya doya bir sarılma. Yani nasıl diyeyim bilmiyorum ki nasıl izah edeyim onu. Kıyamazdım belki. Yani öyle öpmeyi beceremezdim belki.
Ama bir defa öptüm. O da morgdayken. Vefat etti. İzmir'deydim. Gittik. Morga kaldırmışlar tabii. Oradan çıkarmalarını istedim. Çağırdılar. Orada işte öptük onu. Öptüm. İlk kez hayatımda. Ondan sonra bizim öğrencilerimiz var. Şeyde, Hacı Bayram'da. Yetiştirdiğimiz öğrenciler var. Onların oraya götürdük. Dernekte. Sabahlar Kur'an-ı Kerim okundu. Öğle namazında ben kıldırdım tabii ki cenazesini. Ve Bağlum'da, Ankara'nın Bağlum ilçesine gömdük. Ve onunla beraber hayatımın bir tarafı da gömüldü gitti yani. Ne zaman hissettiniz hocam onun annenin yokluğunu? Her an. 13 işte kaç yıl oldu? Hala 10 yıl oldu işte. Hala terü taze. Eve döndüm, vefat etmiş. Her şey dağınık. Aslında her şey yerli yerinde. Ama her şey tarumar olmuş falan böyle. Bakıyorsunuz, her şey böyle bir şey gibi geliyor size. Boş gibi geliyor yani. Bir yere konduramıyorsunuz. Yani bir şeyin eksildiğini hissediyorsunuz. Mesela biz uzun süre, kardeşim oturuyor şimdi evinde. Evini boşaltmadık. Odasını boşalttırmadım ben yani özellikle. Sedri dursun, bir tik 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 diyen bir şey vardı. Saat vardı baş ucunda. Onu orada kaldırtmadım filan. İlaçları vardı, karışmayın dedim. Dursun o ilaçlar orada. Arada bir otururdum, giderdim, odasında otururdum filan. Vefatından sonra. Tabii ölünceye kadar devam edecek bu iş. Ancak vuslatta vuslat olur. İşte Allah cennete buluşturursa, o zaman işte bir araya gelmiş oluruz. İnşallah. İnşallah hocam. Alim bir babanın oğlu olmak nasıl bir tecrübe hocam? Yani Mehmet Akif İnan Hoca'nın, ben hocamdı Uşak İmam Hatip Okulu'ndan, Akif İnan Hoca. Urfalı. Allah rahmet etsin. İyi bir şairdi. Hicret kitabının yazarı. Susarak anlattım tüm gizliyi mi derdi. Öyle bir cümlesi vardı. Babam suskunluğu daha fazlaydı ama dünyayla müftülük yaptı. Din-i Şehir Yüksek Kurulu üyeliği yaptı. Fetvaları var. 10 ciltlik İbn-i Mace şerhi var, yazdı. Ben ona çok katiplik yaptım. Peygamber hadislerini şerh etti 10 cilt halinde. Şafii İlmihali var, Nereye Gidiyoruz var gibi birçok eseri var. ama edebiyle, adabıyla, yaşantısıyla bizi, sözlerinden çok bu tavrıyla bizi çok etkiledi babam rahmetli. Yani onun o yönü, hayatına bakardık, almamız gereken dersi almaya gayret ederdik. Alabildik mi ne kadar bilmiyorum ama aldığımız ne varsa, ya Subhanallah şimdi Mecit, böyle kitaptan hadis okurdu. Ben derdim, bir hadis sorardım kendisine. Doktora dönemimde. Baba diyordum, bu hadisi nasıl anlamamız gerekir? Oku bakayım derdi. An Ebi Hurayra'ta kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kitabı elimden alırdı. Bakardı. Gerekeni söylerdi. Ama hadisin başını bana okuturdu. Çok ilginç. Niye biliyor musunuz? Çünkü Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Resulullah'ın adını zikrettiğinde ağlamaya başlardı. Onun için hadisin başını okumazdı, bana okuturdu. Oku bakayım. Rivayet zincirini ben okurdum, eline alırdı. Hadisin şerhini yapardı. Peygamberin adını her anında ağlardı. Bu acayip bir şey yani. Biz onu beceremedik yani. Amelle mi ilgilidir bilmiyorum yani. Amel, ihlas, samimiyet, dürüstlük. Müftüyken de şeydi ya, çok böyle. Mesela ayağını üstüne atıp, evladım bana çay getir dediğini hatırlamıyorum hizmetliye. Hizmetli odasına girdiğinde müftüyken, il müftüsüyken, çok görmüşüm, ayağını indirirdi. Yani ayak üstüne atmazdı. Zaten çok az atardı ayağında, hayatta da. O hadislerin verdiği edep vardı. Yani evladım bir çay getirir misin? Böyle. Ne bileyim, talimat, emir verme. Hiç.
Ama toleransı yoktu görev konusunda. Çok otoriterdi son derece. Onun için İzmir müftüsü oldu. Önemli bir şehrimiz biliyorsunuz. Oradayken de hiç eyvallah olmadı. Ben hatırlarım. Başörtüsüyle ilgili bir problem vardı. Türkiye'de oldu ya uzun yıllar. Maalesef üzülerek söyleyeyim. Biz bunlarla uğraştık yıllarca. Halbuki teknolojiyle, ilimle, bilimle uğraşsaydık. Dünyanın en büyük ülkesi olsaydık keşke. Olacağız inşallah. Ama gerek yıllarca hoyratça harcadık bir sürü şeyi. Önemli bir cenaze vardı şeyde. Alsancak Camii'nde, İzmir'de. Babam da il müftüsü. Vaaz ediyor. O dönemde de işte başörtü konusu vardı. Dedi ki, başörtüsü dedi Allah'ın emridir dedi. Allah'ın Kur'an'da apaçık konu oraya geldi. Tesettürle ilgili bir şeye geldi. Nasıl Allah'ın kuralları varsa, nasıl dedi devletin kuralları varsa işte o kuralları çiğnediğinde vatandaşlıktan atıyorsa dedi. Allah'ın da kuralları Kur'an'dır dedi. Yaşamazsan günahkar olursun, hesabı Allah'a verirsin. Ama inkar edersen, yok sayarsan tıpkı dedi, onun gibi dedi, dinden dışarı çıkarsın. Ben dedim, bugün babam dedim herhalde son görevi olacak dedim. Böyle bir dönemdeydik. 28 Şubat süreci o dönemlerdi yani. Hiç eyvallah yoktu. Hiç. Din konusunda hiç eyvallah olmadı yani. Gazeteler o dönem İzmir'de yazdılar. İşte müftüden ağır vaaz falan. Hiç. Umurunda değildi. Umurunda değildi yani. Hiç böyle. Gazeteciler aradılar. Bugün efendim müftü bey mi vaaz etti? Evet ben vaaz ettim dedi. Hiçbir şey de yazmadılar. Duruş çok önemli biliyor musunuz? Yani samimiyet, dürüstlük. Kötü niyet yok. Din buysa budur diyor din buysa. Ben bu dini anlatmak zorundayım diyor yani. Ama şefkat yönü her şeyin üzerindeydi. Merhamet. İnsanlara karşı merhameti. Hiç unutmam. Tabii konu konuyu açıyor. Makam şoförü vardı Hasan amca diye. İri yarı çok böyle. 2 metre boyunda falan. Biz İzmir'de, şeyde, Buca'da, Şirin yerde, lojmanda kalıyoruz o dönemde. Ben de Kur'an kursları müdürüyüm İzmir'de. Sonra Mısır'a gittim. O ilahiyatı bitirmişim. Atamam yapılmış. Oradan da sonra Mısır'a gittim. Hasan amca hastalandı. Çok ilginç olduğu için anlatıyorum. Hasan amca hastalandı. Dayım da o dönemde... tıp profesörü, asker, albay, Hatay Askeri Hastanesi baş tabibi, asker kökenli, Halil dedemin oğlu yani. Sonra rektör oldu Dicle Üniversitesi'ne, vefat etti sonra Urla'da. Hasan amcanın hastalığının sonuçlarını dayıma gösterdiler, dayım baktı şöyle. Dedi ki, yani Hasan amcanın dedi, muhtemel bir 6-7 aylık süresi var dedi. Yani hastalığı dedi ciddi. Hakikaten 6 ay sonra vefat etti zaten. Fakat ilginç, biz Hasan amcayla aynı lojmanda kalıyoruz. Hasan amca kötüleşiyor, kendine geliyor. Babam sürekli uğruyor ona. Evde yatıyor Hasan amca. Böyle uzun süre devam etti. Babam hacca gitti. Hasan amca hasta. 3-4 defa vefat etti diye bağırışmalar oldu. Biz aşağı iniyoruz. Babam öldü falan diyorlar çocukları. Hasan amca kendine geliyor sonra. Ama kendine gelir gelmez Mecit. Sordu ilk sorun ne biliyor musun Hasan amcanın? Haydar Hoca geldi mi gelmedi? Müftü Efendi geldi mi gelmedi mi? Babamı soruyor. İlginç yani. Sanki hayatı babamla buluşmaya bağlı. Biz de diyoruz Hasan amca bir hafta sonra gelecek, 4 gün sonra gelecek, 3 gün sonra gelecek. Hasan amca o iri yarı adam ufaldı, zayıfladı falan böyle. Babam havaalanına indi, biz gittik almaya. İlk sorduğu soru Hasan amca ne oldu dedi. Dedi kişi de makam şoförü. Yani... O kadar ilgileniyor yani. Mevkiye makama bakmazdı onun için. İnsan çok önemli.
Ben ona çok dikkat ediyorum. İnsan. Diyor ki makam ya ne olacak ya. Bugün varız yarın yokunuz. Bütün rütbeler senin olsa ne yazar yani. Allah sana kulluk rütbesi verdi mi vermedi mi? O önemli. Diyor ya büyüklerden biri. Ben Allah'ı seviyorum diyorum ama ne kıymeti var. Acaba o beni seviyor mu? Önemli olan o. Babam eve girmeden Hasan amcanın evine girdi. Hasan amca başladı ağlamaya babamı görünce. Ben Müftü Efendi dedi, ben seni bekliyordum dedi. Ertesi gün vefat etti. Babamı sardı, babam onu sardı. Babam, oradaki babamın ifadeleri çok hala kulağımda. Hasan amca dedi, elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah Allah'ı biliyoruz, peygamberi biliyoruz. Ölümü biliyoruz. Allah'a teslim olmuşuz. Allah'ın iradesinin dışında bir şey olmaz Hasan amca. İnşallah peygamberimiz bizi orada karşılayacak dedi. Teselli. Hasan amca rahatladı, rahatladı, rahatladı. Ertesi gün vefat etti. İlginç yani. Tabii onları gördüm ben, yaşadım. Onun için hayatım benim yanımda çok fazla kıymeti yok. Yani oraya gitmeyi yaşamaktan daha çok özlüyorum. Onlara kavuşmayı. Çünkü bütün sevdikleri orada. Yani manen sevdiklerimiz orada. Peygamberimiz sahabesi. Hazreti Ali'ler, Hazreti Hasan Hüseyin'ler, Hazreti Ömer'ler. Dayılar, amcalar, babalar, anneler. Bu herkes için geçerli. Onlar bize ölümü önemsizleştirdiler. Öyle inanıyorum. Hayat tarzları itibariyle. Hayat tarzları başka olsaydı biz ölümden ürkerdik. Gün bugündür. Bir gün daha uzun yaşasak, bir gün daha fazla yaşasak bizim için de nimet derdik. Ama öyle demiyoruz artık. Ne zaman gelse Azrail, tabii tedbirimizi alacağız. Tedavimizi olacağız ayrı mesele. Ama geldiğinde de eyvallah, ehlen ve sehlen. Hoş geldin, sefa getirdin dememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Peki hocam, İzmir yıllarınızdan bahsettiniz. Evet. Babayla birlikte İzmir'de neler yaşadınız hocam? Orada sanırım din kursları müdürlüğü de yaptınız. Kur'an kursları müdürlüğü Kur'an yaptım. Kursu. Kestane Pazarı diye bir cami var orada. Bir dönem yaptık onu. O zaman diğer şey aslında şöyleydi. Ben Ankara'da yeni mahallede murakıplık yapıyordum. Murakıp bir nevi müfettiş. Camileri kontrol eden kişi demek. Sonra ilahiyatı bitirdim 81'de. İzmir'e tayinim geldi. İmamlık veya Kur'an kursları müdürlüğü müsaitti. Kur'an kursu müdürlüğüne tayinim oldu. Ankara'dayken de Mısır'a öğrenci gönderiyor. Diyanet ve Milli Eğitim diye bir şey yazı geldi. Ben de Mısır'a gitsem mi dedim kendi kendime. Evli miydiniz o zaman? Evlilik aşamasın tabii evliydim. Evlilik aşamasında değilim, evliydim tabii. imtihanı kazanmışım. Birkaç kişi gidecektik. Tanınan arkadaşlar var. Onlarla beraber gittik. Onlar da geldiler. Ben imtihanı kazanmışım. Bana Mısır'a gelmen gerekir diye. Son gün şu gün. Yani okey vereceğiz. Ona göre bizi götürecekler. Olur diyeceğiz. Yeni evlenmişim. Evet, işte. Dayım gitme diyor. Asker olan dayım. Beni çok sevdiği için bırakmak istemiyor. Annem gitme diyor. Hanım gitme diyor. Hanım da teyze kızı. Gitme diyor. Babama gittim. Baba dedim, bugün son ya müracaatımı yapacağım ya vazgeçmiş olacağım, hakkımdan vazgeçmiş olacağım. Ne yapayım dedim. Otur bakayım dedi. Oturdum. Oğlum dedi, sıradan bir kişi olmak istiyorsan evinde otur dedi. Hanımın yanında otur dedi. Sabah akşamları televizyon seyret dedi. Erken uyu dedi. Tabii imalı konuşuyor. İmalı konuşuyor yani. Ailenin bütün fertleri gitme diyor. O biliyor babam bunu. Ama dedi aldığın diplomanın hakkını vermek istiyorsan gideceksin dedi. Ben babanın olarak gitmeni istiyorum. Karar senindir dedi. Ama hanımı götürmek yok dedi. Çünkü dedi çantanı bavulunu eline alacaksın. Mısır'da ilçe ilçe köy köy dolaşıp ilim tahsil edeceksin. Öyle dedi. Hanımla o iş olmaz. Gidiyorsan git, gitmiyorsan sen bilirsin dedi. Git, lojmanlı camiler var, git birinde hocalık yap dedi.
küçümsediği için değil. Elinde bir imkan var diyor yani. Kazanmışsın imtihanı. Sen habire evimde oturayım, keyfime bakayım diyorsun. Git dedi, öğrenciliği öğren. Gittim. Babamı dinleyip gittim yani. İyi ki gitmişim. Kaç yıl kaldınız? 2 yıl kaldım. Çok şey öğrendim orada. Köylerde kaldım. 1 yıl Kahire merkezde kaldım. Arapça eğitimi için El Ezer'de, Kahire Üniversitesi'nde Mahad dediklerinin yerleri vardır. En üst türünde yer. Onlarda eğitim gördüm. İskenderiye'ye gittim. Orada Osmanlıca, Türkçe dersleri verdik daha doğrusu. Misafir öğretmen statüsünde. Hutbe okudum orada Arapça. Mısır'ın köylerinde, ilçelerinde hocamız vardı. Bu hafta sen hutbe okuyacaksın. Kağıt mahut yok. Çıkıyordum hutbeye. Şeyler, Mısırlılar falan oturmuşlar. Bir Türk olarak işte hutbe okuyorum. Konuşuyorum. Namazı kıldırıyorum. Hocaya diyorum hata ettim. Şurada şu cümleleri böyle kullanmalıydın diyor falan. Çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Şimdi hoca bana dedi ki Arapçayı daha iyi öğrenmen için, bir Arap gibi öğrenmen için kitap oku dedi şeylere, cemaate ders ver. İmam-ı Nevevi'nin Riyad-ı Salihin'ini aldım. Her ikinden sonra Kale Resulullah diye başlıyordum. Ehlen bikum diyordum, ehlen ve sehlen diyordum. Onlara oturuyorlardı. Sen ne tahaddes hazer yam an hazer hadis diye başlıyordum. Bugün şu hadisi anlatacağım size. Köylülerin yaşlıları hep bizim cami gibi yani. Hep yaşlılar oturuyorlar böyle. Beni izliyorlar. Yarım saat, 45 dakika konuşma yapıyorum ben. Hiçbir yerinden kalkmıyor. Beni izliyorlar beni. Ben de diyorum ki herhalde çok iyi anlıyorlar beni. Şimdi Arapça iki lisan var Arapçada. Bir fusha, bir ammice. Ammice halk lisanı. Fusha, Kur'an lisanı. Ben Kur'an lisanıyla konuşuyorum. Onlar ammice bilirler. Mısır'ın köylüleri, rif dediğimiz rifiler, köylüler ammice bilirler. Yani şiveli Arapça bilirler. Ben de anlatıyorum falan. Ama hiç gitmiyorlar, beni dinliyorlar. Fatiha deyinceye kadar oturuyorlar. Bir gün hocam geldi. Gülüyor. Seyit diye adı. Doktor Nihat dedi. Doktor Nihat bana öyle derlerdi. Bugün dedi cemaat bana ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi sana dedim. O benim ders verdiğim cemaat. Demişler ki buna, ya bu delikanlı çok iyi bir çocuk da hep Türkçe konuşuyor. Söyle ona Arapça konuşsun. Benim fusha dilimi anlamıyorlar. Benim Türkçe konuştuğumu zannediyorlar. Aslında anlıyorlar da takılıyorlar yani. Bayağı böyle güldük filan. Mısır'da 2 sene kaldım. 1 yıl işte o köyde kaldım. Roxy diye Mısır Kahire yakın. Evet, şu anda aklıma gelmedi köyün adı. Müştehor diye bir köyde kaldım. Sevgili Mecit, köyde bir oda vardı. 4-5 oda. Sıva, muva falan bir şey arama. Boya, cam arama. Cam ve çerçeve var, cam yok. Hava da soğuk Mısır'da. Ben naylon poşetlerden cam yaptım. Yer, tabii köy yani. Mısır küçümseme anlamında söylemiyorum. Şartları söylüyorum. Yerdeki şeyler, çimento, un ufak olmuş. Ne çimentosu kullanıyorlarsa tabii. Bir küçük ocağım var. Kitaplarım var. Hayatım bu kadar. Radyo yok, radyo var, televizyon yok, bir şey yok. Bu arada yengeyle bir iletişim var. Telefonla bile ayda bir arıyorum. Tabii şimdiki gibi. Yok, cep telefonu yok, görüşme yok. Mesaj, görüntüle hiçbir şey. İnternet yazışma yok. Mektup var mıydı? Mektup var tabii. Ben hala mektuplar duruyor evde. Hanımım bana gönderdi. Benim hanıma gönderdi mektuplar falan böyle. O döneme ait. Bazen işte haberdar ediyoruz. Bir ay sonra şu günde, şu saatte şuradan arayacağım sizi. Telefon da yok çünkü gidiyorsunuz şeye, oradan arıyorsunuz. Kabinden arıyorsunuz. Efendim orada şimdi odada kalıyorum. Odada bir ocak var. Yumurtamı ben yapıyorum. Çayımı yapıyorum. Ekmeğimi alıyorum. Menemen yaptım. Tek yemek menemen. 9 ay 10 ay boyunca menemen, peynir, ekmek. Köydeki ahalinin yaptığı yemekten yemiyor musunuz? Söyleyeceğim. Yalnız peşembe günleri köylüler hazırlık yaparlar. Cuma gününe.
bütün et yemeklerini o gün hazırlarlar. Cuma günü herkesin evinde et yemeği vardır. Yani 10 liraları vardı, mutluydular ya. Çok ilginç yani. 10 cüneyi dediğimiz ufak bir para. 10 cüney oldu mu Amuradi'nin, Amuradi dedim hocamızın babası, Razi amca derdik ona. Dünyanın umutlusu yoktu. Yalnız cuma günü kapı çalınırdı. Ümmü Şahata dediğimiz böyle 150 kiloluk bir kadın vardı. Esmerimsi ama köyün şeyi, ne deriz ona? Tezesi, halası, köyün anası. Kapı çalırdı. Nihat, Üstad Nihat, Üstad Nihat, Nihat, Doktor Nihat. Çıkardım, buyurun Ümmü Şahata derdim. Şahata'nın anası. Kapı içinde yemek, et. Sen dedi, sen yemezsen biz yemeyiz. Benim öğrenci olduğumu, oraya Arapça öğrenmek geldiğimi biliyorlar. Yakın köyler de biliyor. Duymuşlar o dönemde. Cuma günü en az 4-5 evden yemek gelirdi. Paylaşırlardı. O günkü yemeklerini benimle paylaşırlardı. Ben de işte çamaşırımı yıkardım. Orada kuruturdum. O 7-8 ay var ya benim için bugün herhalde bir günlüğü yaşayamam orada. Hatta annem geldi. Babamla beraber, abimle beraber umreye. Hac ya umreydi bilmiyorum. Gidecekler. Babam demiş ki, babam müftü o zaman tabii. İzmir'de il müftüsü. Nihat'a uğrayalım. Öyle gidelim. Annem geldi. Onlara Mısır'ın Kahire'den bir ev tuttum 15 günlüğüne. Serili bir ev tuttum. Kalsınlar, otelde kalmasınlar diye. Köyüme götürdüm onları. Annem geldi başladı ağlamaya. Oğlum sen burada mı yaşıyorsun dedim. Evet anne dedim. Oğlum dedi burası ağır dedi. Affedersiniz dedi yani. Burada dedi insan yaşayamaz. Dediği doğru. Başladı ağlamaya. Geleceksin dedi. Burada kalmayacaksın annem falan. Babam dedi, hanım dedi, biz de öyle yetiştik dedi. Biz Güneydoğu'da Arapça eğitimi için köy köy dolaşır. 30 gün, 40 gün önce kuruttuğumuz ekmekleri yiyip dedi, ders öğrenirdik. Bırak dedi, karışma dedi çocuğa dedi. Gelip ne yapacak evde dedi, öğrenecek burada bu işi dedi falan. Babam o günkü halde bile tavrını koydu. Mısır'da çok şey öğrendim tabii, insanlık öğrendim. Hatta yıllar sonra çok ilginçtir. Bir hocamız, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Küçük bir aramız var hocam. Tamam, bu peki. Çok güzel sohbette kısa bir ara vereceğiz. Efendim, kısa bir aranın ardından tekrar görüşmek dileğiyle. Efendim, kısa bir aradan sonra Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'yla güzel sohbetimize devam ediyoruz. Evet sevgili hocam, Mısır'dan. Bir gün bir hocamız vardı, rahmetli oldu. Adını söylemeyeceğim tabii. Benim de Mısır'a gittiğimi biliyor. Nihat Hoca dedi, Mısır'la aran nasıl oldu? Dedim, çok iyiydi. Orada tabii değişik tasavvufi hareketleri görme imkanım oldu. Uzaktan da olsa izliyoruz. Orada gazeteleri, El Akbar, El Ehram diye filan gazeteler var. Günlük takip ediyoruz. Mecelle diye dergileri takip ediyoruz. Büyük bir bizim şans oldu hakikaten. Tecrübe oldu. Oradaki bütün yapılanmaları biliyoruz. İslami cemaatlerin durumunu. Hangi yıllar hocam? 85-87 yıllarında. Tasavvufi hareketleri takip ediyoruz. İşlerinde olmasak bile dışarıdan görme imkanımız oluyor tabii. Mesela parantez içi unutmayayım, bana hatırlatırsınız yine bu hocamızın şeyini. Orada mihrican dedikleri fuarlar olur. Fuarlar. Orada Mısır'ın değişik yerlerinden şeyhler veya mürşitler gelir. Büyük çadırlar kurulur. Kitap fuarı dünyanın en büyük kitap fuarı olur orada Aralık ayında. Değişmediyse. O muhteşem bir şey zaten. Benim dediğim de halka yönelik çadırlar kurulur. 1 milyona yakın köylerden, şuradan buradan insanlar gelir. Mesela Ebu Zehra'nın, Muhammed Ebu Zehra ve bazı alimlerin tasavvufa karşı soğuk olduklarını hissedersiniz kitaplarında. Ben bunu anlamakta zorlanıyordum. Tasavvuf doğru
uygulandığında bir nimettir. İslam'ın edep ve adabıdır. Sahabenin ahlakıdır. Doğru uygulandığında ama yanlış uygulandığında bir istismar sebebi olabilir tabii ki. Bu takdime bağlı bir şey. O işe yaklaşmaya bağlı bir şey. Ama orada anladım bunu. Mesela Hasanül Benna, en meşhur alimlerden biri, Seyyid Kutup gibi. Efendim, Şazeli Şeyhi. Hasanül Benna Şazeli tarikatına bağlı. Ama aynı zamanda aksiyon adamı son derece. Hem öyle hem tasavvufa karşı olmaları mümkün değil diyorum ben kendim. Bizde de mesela hem Nakşi hem Şazeli olan Gümüşhanevi Hazretleri mesela öyle bir özelliği var. Böyle insanlar var. Nasıl oluyor filan derken fark ettim. Bir yere, çadıra girdik Mısır'da. Yüzlerce çadır var. Zikir var, şeyler var. Yemek ikram ediyorlar insanlara filan. Bütün tasavvufi hareketler veya yerel tasavvufi hareketler kendilerini takdim etmek için oraya geliyorlar. Mihrican dedikleri şey. Mesela bir hanım gördüm oturmuş. Büyük bir sandalyede, kürsüde. Yani herhalde 70-80 var yaşı. Her parmağında bir yüzük. Bir değil birkaç yüzük. Saçı yarık açık. Filan böyle. Yanlış bir şey de söylememeye çalışıyorum. Zikir yapıyorlar. La ilahe illallah gibi. Ama kadın erkek karışık ve saçları maçları açık hanımların. Bizim bildiğimiz tasavvufi bir adab var yani. Yapacaksan doğru yap yani bir şey yapacaksan. Şimdi onu Ebu Zehra'nın, Ebu Zehra gibi bir dört mezhep imamının kitap mezhepler tarihini yazan zat. Onaylaması mümkün değil. O zaman ben bazı Mısırlı yazarların radikal olmasalar bile neden tasavvufa karşı mesafeli olduklarını gördüm. Tasavvuf adı altında halkı itaate hazırlayan, halkı İslam'ın gerçek hüviyetini değil, takdim edilmek istenen hüviyetini kabullenmeye sürükleyen bir hareket gibi gördüler tasavvufu. Yani İslami şuuru, siyasi şuuru yok eden bir hareket gibi gördüler, ondan dolayı karşıymışlar. Bunu mesela orada görme şansına kavuştum. Görmeseydim ben Mısır alimlerinin bu konudaki duruşlarını anlamakta zorlanacaktım. Hocamıza gelince hocam dedi ki Nihat Hoca dedi Mısır'dan istifade ettin mi? Ettim hocam dedim. Mısır halkı nasıl dedim? Dört dörtlük bir halk var dedim. Hakikaten benim kanaatim öyle. Mısırlar çok temizdiler, iyidiler, çok güzel insanlardır yani. Yahu dedi nasıl öyle diyorsun dedi. Ne oldu hocam dedim. Ben dedi havalana indim. Çantam çalındı dedi. Vallahi hocam dedim ben iki sene kaldım. Kapımı kilitlemedim. Param pulum da ortadaydı. Kimse benim ne bir kuruşumu aldı ne paramı çaldı dedim. Herkes niyetine göre karşılık görüyor hocam dedim herhalde. Hoca da hem bir şey oldu, hem mahcup oldu hem de güldü falan tabii dedi. Doğru diyorsun, sen de doğru diyorsun dedi. Güzellik ve iyilik gördüm sadece orada. Babam ziyaret ettiğinde önemli olduğu için söylüyorum. Bana dedi ki oğlum dedi beni Ezher alimleriyle bir tanıştır dedi. Babam rahmetli. Çok önemliydi o. Bir de bir şey söyleyeyim. Çok ilginç bir şey yaşadım ben orada. Trene biniyoruz. Yani metro trenine. Annem, babam, birader, ben. Tren durdu. Ben babamı hayatı boyunca sendelerken, tökezlerken görmemiştim hiç. Bir kırılma noktası olur ya bazen insanda. Trenden indik. Babam biraz geç indi herhalde. Ayağı takıldı kapıya. Tren hareket ediyor. Yani raylara düşebilirdi. Raylara düşmedi. Sendelede şöyle bir düşecek gibi oldu. Yakaladım. Basit bir olay. Ama çok çok ilmiyle, duruşuyla büyük olan bir insanın bir anlık tökezlemesi bile benim hayal dünyamda çok etki yaptı. Çok ilginç. Hiç babamı öyle görmemiştim çünkü. Halbuki normal bir hadise. Araba çarpardı, şu da bu da olur. Böyle günlerce o sendeleyişi gözümün önünden gitmemiştir. Sevdiğinizi düşerken görmek istemezsiniz yani. Çok ilginçti yani o benim hatıramda, aklımda bir yer etmiş. Bakın hala unutmamışım. Ufak babanızla bir şey. İlgili bir de orada rüya
görmüştünüz. Onu, o çok ilginç. Evet, onu da, bak ne güzel hatırlattın ya. Hiç unutmuşum onu. Onu söyleyeyim ama daha önce Ezere Musa diye bir gazeteci vardı. El Müslümun diye bir gazete vardı. Biz orada her türlü gazeteyi takip ediyorduk. Muhalifleri de, laik diye ifade edilen gazeteleri de, liberal gazeteleri de, İslami hassasiyeti olan hepsini takip ediyorduk. Okuyorduk, hem bilgimizi artırıyorduk, hem de dili öğreniyorduk, hem de tanıyorduk en azından. Müthiş bir ilmi gelenek var orada ama. Hakikaten ezer yani. Sıradan geçmemek lazım. Alimleri dört mezhebi mukaren karşılaştırmalı biliyorlar. Öyle bir özelliği var Mısır'ın. Bu bir Mısır güzellemesi değil, doğru olanı söylüyorum. Tanımayanlar tanısınlar en azından. Musa'ya dedim ki babam alimlerle görüşmek istiyor dedim. Şeye gidelim, Şeyh Şarabi'ye gidelim. Tamam dedim, Şeyh Şarabi'yi duymuşum, hala videolarını izliyorum. Son 200 yılın bana göre tefsirde en büyük alimi. Kelime tefsiri üzerinde, dirayet tefsiri, akıl tefsiri üzerinde çok yoğun bir alim. Kur'an'a bakış tarzımda beni çok etkilemiştir acizane. Birkaç program yaptım Wow TV'de de. Oradaki o tefsir metodu Şaravi'den bizim iktibas ettiğimiz Kur'an'a bakış tarzıdır yani. Şaravi'ye gittik. Hastaydı, evindeydi. Eski Kültür Bakanı. Bakanlıktan istifa etmiş. İlimle. Tefsir. Kur'an-ı Kerim eline alır. Videoları vardır. Şeyh Şaravi diye geçsinler. Profesör tabii. Mütevella Eş-Şaravi diye. Alır Kur'an-ı Kerim ayetini okur, tefsir eder ama bilgisayar gibi müthiş bir beyin var tabii. Kalple ilgili ayeti okur ama kalple ilgili bütün ayetleri arka arkaya sıralar. Niçin orada böyle, niye böyle geçtiğini anlatır. Zevkle izlersiniz. Ona gittik. Babamla oturdular, babamla. Kimse kabul etmiyordu. İzmir müftüsü deyince Türkiye'den görüşeyim demiş. Babamla sohbet ettiler. Hatta babam bir tefsir yazacaktı. Tavsiyeniz var mı dedi. Babam çok şey edepli yani, çok saygı şeydi, mütevaziydi. Şarabi dedi ki Celaleyn'i dedi esas alırsanız, tefsir Celal demiyorsunuz, ufak bir tefsir, iyi olur dedi filan. Oradan akşamleyin... Meraktan soracağım bu arada hocam. Seyyid Kutub'un Fizilel Kur'an o dönemde... Tabii, yazılmış tabii ki. O yazılmıştı değil mi tabii hocam? Seyyid Kutub'un şehadetinden... Gerçi, evet, şehadetinden 1960'larda önce, yazılmıştı. Şehadetinden önce yazılmış olan bir eser. Seyyid Kutub'un Fizilel Kur'an'ı Arap milliyetçiliğine, ırkçı milliyetçiliğe karşı, nasyonalizme karşı bir çıkıştır yani. Seyyid Kutub'un kendini kaybetmiş Arap gençlerine karşı onları İslami hizaya sokan müthiş bir eseridir yani. Onu iyi görmek lazım. Yani orada tefsir, ilmi tefsir mi, rivayet mi, dirayet tefsiri mi gibi bir şey aramamak lazım. Seyyid Kutub'un tefsirinde, Fizilal Kur'an'ında her şeyi bulamayabilirsiniz ama çok şey bulursunuz. Başka tefsirlerde bulmadığınız çok şeyi orada bulabilirsiniz. Seyyid Kutub'un da biliyorsunuz geçmişi ile daha sonraki hali arasında büyük farklar vardır. Çok farklı bir camiadan İslami camiaya gelmiş ve İslam'a büyük hizmetler yapmıştır. Hasanül Benna onlar, ötekiler. Efendim Mısırlı Şafii profesörleri vardı El-Ezer'den. Onlara gittik. Şu anda ismini hatırlayamadım birdenbire. İki kardeş profesör, ikisi de yazar. İzmir müftüsü Türkiye'den gelecek deyince onlara biraz küçümsemişler. Türkiye'nin müftüsü ne olur havası. İkisi de vefat ettiler. Allah razı olsun, rahmet etsin. Kötü niyeti yok ama yani bilgi akışı az. Türkiye tanımıyorlar. Bugünkü biz sohbetten onu anladık yani. Babama hoş geldin dediler. Oturduk, çay içiyoruz falan. Gazeteci arkadaşımız var beni götüren. Babam var. İki Ezher'in tefsir hocası var. Bir mezhepler tarihi hocası, biri tefsir hocasıydı. Beni tanımaya çalışıyorlar ama babamı tanımaya çalışıyorlar. Direkt babama dini soru sormuyorlar. Onlara göre Türkiye'nin müftüsünden bir şey çıkmaz. Öyle zannediyorlar. Yıllarca hani her taraf birbirine düşman bırakıldı ya, bilgi alışverişi yok ya,
Babama ilmin nedir helal şu kitabı oku diyemiyorlar. Babama bana söylüyorlar. Önüme bir şey, Tabakat-ı Şafiye diye bir kitabı var. Orada terkipler çoktur. İbn Şubu falan. Kitabı verdi dedi. Müftü Hoca'nın oğlu bir bize okusana buradan bir şey dedi. Neyse okudum bir sayfa. Arapça bize bir izah et ne diyor burada dedi falan. Beni imtihan ediyor yani. Ben de edep dahilinde bir öğrenci şeyiyle, edebiyle cevaplandırıyorum. Birkaç terkip oldu orada. Yani dil bilgisi, kurallar açısından. Bilmeyenler anlasın diye söylüyorum. Bana dedi ki, burada niye dedi üstün okudun, burada niye esre okudun? Şundan dolayı yok dedi, yanlış dedi. Babam hiçbir şey söylemiyor, duruyor. Değil Müftü Bey dedi babama. Babam dedi, hayır dedi, sizin dediğiniz doğru değil dedi. Hocaya. Mısırlı hocaya. Sizin dediğiniz doğru değil dedi. Nasıl dedi? Babam Nahiv ile ilgili şiir, bir iki şiir okudu, terkip okudu. Burada Sibeveyh'e göre dedi. Çok özel bir durumu ama sadece adını söyleyeyim. Sibeveyh'e göre burada iki vecih caizdir dedi. Esre de okuyabilir, ötre de okuyabilir dedi falan. Mısırlı şöyle bir durdu. Türk alimi Arapça şey okuyor, şiir okuyor. Hem de Nahiv ile ilgili, dil bilgisiyle ilgili şiir okuyor. Ve diyor ki oradaki şiirdeki bu şahit diyor ki yani bu söz gelimi, bu kaide, kurala göre böyle okunması gerekir. Bir iki bunların şeyi düştü, modu düştü. Rahmetli peder konuşmaya başladı tabii. Kitapları indirildi. Okuyor babam filan. Babama başladılar kafalarındaki birkaç böyle bazı konularda yanılıkları demeyeyim de yorulmakta sıkıntı yaşadıkları birkaç konu vardı. Onu bir konuşalım dediler babamla. Konuştular. Tabii bizi karşılarken ve gönderirkenki tavırları farklıydı. Karşılarken böyle biraz küçümseyen bir eda, gönderirken de kapıya kadar. Hoca dedi ki, Haydar Hatipoğlu Hoca Efendi dedi, Üstad Haydar dedi, Türkiye'den böyle bir alimin çıkacağını tahmin etmiyorduk dedi. Bizi yanlış anlamayın lütfen dedi falan. Babam estağfurullah dedi falan. Babam dedi, benim gibi hoca çok Türkiye'de. O da gönden. 3 gün sonra El Akbar gazetesinde hala makale yanımda duruyor olsa gerek. Bir yerde duruyordur. Babamla ilgili uzun bir yazı yazdılar. Böyle bir alim geldi. Onu gördük. Türkiye hakkındaki kanaatlarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz falan tarzında güzel bir yazı yazdı. Hoca ikrar etti. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Gördüğüm rüyaya gelince rüyayı da söyleyeyim mi? Evet hocam. Mısır'dayken bir rüya gördüm ben. Tabii halimiz, küçük bir odadayız, perişanız, sadece ilim için gitmişiz, başka derdimiz yok. Allah da bir şeyler gösteriyor demek ki böyle olunca. Baktım ki rüyamda Medine-i Münevvere'deyiz. Sevgili Peygamberimizin mezarının oradayım ben. Mescid boş, kimse yok. Yani ben de bir bakıyorum, dönüyorum ama bana diyorlar ki peygamberin mezarının arkasındaki şu odaya bak. Bakıyorum karanlık bir oda. Yaklaş diyorlar, yaklaşıyorum bakıyorum ki asker sediri. Ranza olurdu ya hani. Öğrenciyken yatardık yurtlarda filan. Ranza iki. Ranzada biri durmuş, uzanmış. Ceset gibi yani. Ben yaklaşıyorum, bakıyorum doğruldu, oturdu. Sudanlılara benzeyen bir sima. Sakalı şuradan böyle kesif, yani böyle yoğun bir sakalı var. Yüzü güzel, rengi esmerimsi, Sudanlılara benziyor. Bu kimdir diyorum, bu diyorlar İmam Malik'tir. Maliki mezhebinin kurucusu. Sonra uzanıyor böyle. Kayboluyor. Yani yatakta kayboluyor. Sadece döşek var, yorgan var. Ben gidecek oluyorum. Diyorlar ki bir daha bak oraya. Bir daha bakıyorum. Rüya bu. Bakıyorum ki kalktı oturdu. Meğer babammış. Babam da sağ o dönemde. Mesela İzmir'de müftü. Babamı görüyorum. Baba diyorum filan. Heyecanlanıyorum. Uyandım.
bu nasıl bir rüya filan. Çok ilginçtir. Geldim Türkiye'ye döndüğümde bir defa izine geldim. 2 yılda bir defa izine geldim. Sonra tekrar geri gittim. Babama dedim, baba sizinle ilgili bir rüya gördüm. Nasıl gördün oğlum dedi, anlattım. Hayırdır dedi. Rüya filan yorumu yapmazdı. Hayırdır dedi, geçerdi. Tam 10 sene sonra babam Medine'de vefat etti. İmam Malik'in mezarı Medine mezarlığında, babam da aynı mezarlığa defnedildi. Babamla İmam Malik'in arasında 100 metre ancak var uzaklık. Demek ki o rüya 10 sene önce babamın da günün birinde hadis alimi olan İmam Malik'in yakınına gömüleceğine bir işaretmiş. Tabii ben anlayamadım. O vefat ettikten sonra ancak anlayabildim. O vefat sürecini anlatabilir misiniz hocam babanızın? Yani vefat süreci tabii çok uzun anlatmak lazım. İbn-i Mace'yi şerh etti. Sonra tefsire başladı. Tefsirde Bakara, Ali İmran'ı bitirdi, bıraktı tefsiri. O zaman Diyanet'te Din İşleri Yüksek Kurulu üyesiydi. Fetva başkanıydı. Hatta şey döneminde bu Sırplar diyorum, düzeltiyorum. İşte Bosna Hersek'teki o katliamda hayatını kaybeden, Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Orada çok kadın tabii biliyorsunuz saldırıya uğradı ve hamile bırakıldı. O dönemde Türkiye'den de fetva soruldu. Mısır'dan da fetva soruldu. El-Ezer'den de. Genel kanaat o kadınların çocuklarının kürtajına olur veriyordu. Babam olur vermedi. Muhalefet etti. Bulunduğu kurumda. Tek muhalefet onundu herhalde. O çocuklar doğurulmalı. Çocukların günahı yok. Müslümanlar o çocukları eğitmeliler, çocuklara sahiplenmeliler. Binlerce kadının kürtajına müsaade etmem, fetva vermem diye fetva vermedi o dönem. Çok ilginçtir. Mecelletül Ezher takip ederdim. Ayda bir çıkardı Ezher dergisi. Bilimsel bir dergi. Ezher aynı fetvayı verdi. Babamın verdiği fetva gibi fetva verdiler. O çocukların kürtajı caiz değil dinen diye ifade ettiler. Nereden buraya girdik? Vefat sürecini anlatacağım. Tefsirini bitiremedi. Arkadaşlar Diyanet'te toplandılar. Musa Kazım Hoca vardı, profesör, şu bu, diğer arkadaşlar. Sadık Eraslan falan. Mesai arkadaşlarım geldiler, babama dediler ki hocam tefsiri bitir. Bitirmem dedi. Biz söylüyoruz, bizi dinlemiyor. Dedik belki onları dinler. Niye dediler hocam yani? Bu arada İbn-i Mace bitmiş, o bitmiş. Ayrı. Evet. O yayınlandı zaten 10 cilt halinde. Hala yayında şu anda. İbn-i Mace de ayrı bir konu. Bunu uzun konuşmak lazım bir gün yani. Benim yazdıklarım beni tatmin etmiyor çocuklar dedi. Tefsirin hakkını veremiyorum dedi. Onun için ben yazmayacağım dedi. O hassasiyetten yazmadı. Şimdi bizim Sait, benim delikanlı, o onunla ilgili bir doktora yapıyor şu anda. Piyasaya tanıtacak o tefsiri. Buradan da Sait Hoca'ya da selam olsun. Vav TV'de de program yapıyor, sağ olsun. Evet. Rahmetli pederim tabii hacca gitti. Hacca gidince çocuk gibi seviniyordu ya. Kaç defa gitti? Belki 20 defa gitmiştir. Görevli olarak. Ama son gittiğinde ben yurt dışındaydım. Hanım aradı, dedi baba hacca gidiyor. Yetiş ona dedi. Yetiştim havalanda. Esenboğa havalanda yetiştim babama. Yüzü bembeyaz böyle. Çok heyecanlı falan. Zaten çok siması güzeldi yani. Nurani bir siması vardı. Dedi ki beni görünce sevindi uğurlamaya gideceğim için. Hep ailece oradayız. Babamın elini öptüm. Dedi ki bana, oğlum dedi, eşine, hanımına dedi, bir zarf verdim, o zarfı oku dedi, gerekeni yap. Bir de dedi, küçük bir kasası vardı evde. Kasayı aç, orada bir şey var, onu al, onu değerlendir, gerekeni yap dedi. Hanıma verdiği şey neydi bilmiyorum tabii o zaman.
Kasada ne var bilmiyorum. Elini öpeyim baba dedim. Uçağa binecek. İlk kez hayatı beni öptü. Yanaklarımdan öptü. Oğlum namazını ne olursa olsun kaçırma dedi. Ben kaç yaşındayım o dönemlerde? Düşünün yani. 95 yılında. Mayıs 95'te. Peki bindi uçağa gitti tabii. Orada ufak bir rahatsızlanmış. Hatta orada herhalde Diyanet'in Arafat duasını Arapçasını o yapmış. Kurulda üyeliği devam ediyordu. Sonra bir soğuk almış falan, böyle bir yağmur olmuş. Bizi aradılar. Abim o dönemde EGO'da genel müdürdü. Dediler Haydar Hoca geliyor. Annem orada, bacım orada, biraderim orada, diş hekimi kardeşim var orada. Onlar gelmiyorlar, babamı sadece geliyor. Kalple ilgili ufak bir sıkıntısı olabilir dediler ama şey çekmişler. EKG çekmişler. Hiçbir şey yok yani, bir problem yok. Çok temiz. Ama bizde kalp rahatsızlığı ailevi. Amcalarım, dayılarım, annem, babam hepsi kalpten vefat ettiler tabii. Ki ben de geçen de anji oldum. Üç sistem değiştirdiler benden üç sistem. Allah ömrünüzü uzun eylesin. Hayırlı inşallah. Şeye geliyor, çok ilginç. Havaalanına girmeden önce Kamil abi diye bir dostumuz var. Kamil'e diyor ki, oğlum gel buraya diyor. Geliyor, $1000 para veriyor Kamil'e. Hocam bu para çok diyor. Al diyor, ben de bundan sonra benim parayla işim bitti. Yani hani $100 olsa, $50 olsa yabancı para geçiyor ya orada. Hepsini veriyor. Ondan sonra şeyleri konuyor uçağa, eşyaları falan. Otur diye de oturuyor. Yanına bir doktor arkadaş, Abdullah Bey. Sonra bize ulaştı o doktor. Yanında oturuyor. Rahmetli pederin güzel sakalı vardı falan böyle. Uçak mı, Afyon mu, hacıları var. Aynı uçakla onlarla dönecek ama Ankara'ya dönecek. Herkesi uçağa almaya başlıyorlar. Uçak geliyor. Uçak rotor yapıyor bir saat. Fakat havalanına giderken onu götüren şoför diyor ki, otelden aldım. Havalanına giderken oğlu yanında, hanım, annem yanında. Medine Mescidini, Peygamberimizin mezarını gören son görüntünün olduğu bölgede diyor ki, kız oğlum bir dakika dur diyor burada. Şoföre, havalanına giderken. Medine Havaalanı. Şoför de peki hocam diyor, duruyor. Dönüyor Efendimiz'e salatü selam getiriyor. Diyor ki, hani bu sene gitmeyecektim ben diyor. Burada kalacaktım. Bu sene de beni gönderdin yine diyor. Böyle kendine bir şey söylüyor. Çünkü Medine'de ölmeyi çok seviyordu. Peygamber muhabbetiyle ilgili bir şeydi. Yani peygambere yakın olmak. En büyük derdi oydu yani. Hatta çok ilginçtir. Yine parantez açıyorum. Konular o kadar işecek ki bana hatırlat unutursam. Hafızalar da tabii zayıflıyor zaman zaman. İbn-i Mace şerh ediyor. Ben de katipliğini yapıyorum. Bir hadise geldik. Men istata'a minkum en yemute bil medineti felyefel fe inni eşfe ve eşhedü limen mate biha. Diye bir hadis. Türkçesi şu. Kimin gücü yeterse Medine'de ölmeye, Medine'de ölsün. Ben Medine'de ölene mutlaka şehadet edeceğim. Ben de yazıyorum. Babam söylüyor, ben yazıyorum. Katipliğini yapıyorum. İbn-i Mace şerhi. Mecid. İbn-i Mace'de babamın 2-3 sayfalık Peygamberimizin vefatı bölümünü bir ayda bitiremediğini söyleyebilirim sana. Bir ay. Bir ayda. Diyor ki peygamberin ateşi yükseldi, duruyor, başlıyor ağlamaya. Bir şey diyemiyorum, kalkıp gidiyorum. Resulullah'ın diyor, işte diyor, elini kaldırdı diyor. Kadınların hakkını koruyun. Namazı kılın. Yoksullara, yetimlere, el altındakilerine hizmet edin diyor. Peder başlıyor ağlamaya. Hüngür hüngür. Ben çıkıyorum oradan. Ya biz bir ayda bitiremedik ya. Bu nasıl bir muhabbet? Yani peygamberi evlatlarından, eşinden fazla seviyordu. Bunda hiç şüphe yok yani. Böyle. Ben dedim ki baba dedim. Hadiste diyor ki fel yef'al. Medine'de ölsün. Baba dedim istemekle ölünmüyor ki dedim. Yani bu hadisi nasıl anlamam gerekir dedim. Oğlum dedi,
çaresiz ise hastalığı, tedavi olmuşsa, öleceği kesinse Medine'yi terk etmesin diyor dedi. Bana komşu olsun diyor yani. Öyle anlamak lazım dedi. O da öyle oldu zaten. Havaalanında oturuyor işte dönecekler. Uçak rotar yapıyor. Uçak sonra geliyor. Kapılar açılıyor. Otobüse yolcu alacaklar. Uçağa binecekler. Peder oturuyor. Kalkmıyor. Yanındaki doktor diyor ki hocam biz de kalksak mı diyor. Evladım bir abdest alalım sonra diyor. Normal abdestini alıyor. Geliyor yine oturuyor. Koltukta oturuyor. Sandalyede. Hemen hemen bütün hacılar gitmiş yavaş. İkinci otobüs gelmiş. Son kalanları götürecek. Doktor Abdullah diyor ki hocam diyor bu kaçıncı hacınız? Oğlum bundan sonra sayılmaz diyor. Bundan sonra sayılmaz diyor. Çünkü hani var ya hadislerde haçtayken ölen bütün her sene hacılarla beraber telbiye getirir manen. Manen hacı olur yani. O alemde gibi yani. Bunu söylüyor. Doktor diyor ki birdenbire döndü diyor sanki bir şey görmüş gibi. Yana döndü diyor sonra uzandı. Hocam dedim. Baktım diyor şey geçiriyor. Vefat ediyor. Bağırıyor ya millet tabii hemen ikinci otobüste binenler geri geliyorlar filan. Vefatı 10 saniye sürmüyor. Zemzem yetiştirmeye çalışıyorlar filan. Bu kadar. Tabii ağlıyor insanlar orada. Nasıl oldu hocamız? Bir şey yoktu, bir şeysi yoktu filan. Üstünü örtüyorlar. Örtmeden önce polisler diyor ki pasaport. Pasaportu gösterin. Biniş kartı var gösterin. Cenazeyi uçağa belki yükleyecekler. İşlem yapacaklar. Pasaport yok. Arıyorlar pasaport yok. Böyle normal bir ceket giymiş. Hacı ceketi. Gömlek var üzerinde. Küçük bir çantası olurdu elinde bazen. Ona ceplerine, arka cebine her tarafına bakıyorlar. Şey yok. Pasaport yok. Üstünü örtüyor. Polis diyor ki pasaport yoksa cenaze burada kalacak. Uçak kalkıyor. Rıdvan hoca vardı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti. Çok güzel bir insandı. Rıdvan Çakar Hoca. O bana anlattı. Dedi geldik. Babanın pasaportunu gömleğin cebinde gördük dedi. O kadar kişi gördü, göremedi. Baktılar yok. Çünkü pasaport olsa gelecek belki cenaze. Pasaport olmayınca Medine'de kalacak. Peygamberin yanında kalacak. Üstünü örtüyorlar. Ve o sabah namazı vefat Medine'de gömüldü. Mezarı Hazreti Osman'ın yakınlarında şimdi. Gidiyoruz, görüyoruz. Tanıyoruz tabii ki. Peygamber muhabbeti onu orada tuttu yani. Kişi arzu ettiğine ulaşıyor tabii ki. Amin. Bütün ölülerimize, bütün büyüklerimize Allah rahmet eylesin inşallah. Amin. Peki hocam burada hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir. Siz kiminle berabersiniz hocam? Yani bu zor bir soru yani. Ben programın adını ATV'de dosta doğru koydum. Hatta daha öncesinde başladığımda, ilk televizyonculuğa başladığımda dosta doğru. En büyük dost Allah'tır tabii. Yaratandır. En büyük dostumuz da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'dir. Yani biz onları el mer'u ma men ahabbe ala dini halili. Kişi sevdiğinin dini üzerinedir. Sen dediğin gibi sevdiğiyle beraberdir. İnşallah Allah bizi Hazreti Muhammed'le beraber eyler. Ben inanıyorum beraber eder. İzleyicilerime de bunu anlatıyorum. Şimdi insanlarda bir korku var. Ya ne korkuyorsunuz? Hüsnü zan Allah'la. Bir endişe var. Bir cehennem endişesi, korkusu var. Ve cehennem endişesi, cehennem ateşi birçok insanı uyutmamıştır. Hayatları boyunca cehennemden korkmuşlardır. Cenneti hak edemediklerini
kabul eden, cennetin bir elemanı olmayacağını fark eden çok insan var. Tasavvuf büyüklerin hayatında o kadar ilginç ve uyarıcı ve etkileyici, dikkat çeken cümleler var ki endişeleniyorsunuz ama bir taraftan da ena inde husni zanni abdi bi ifadesi var. Ben kulumun beni zannettiği yerdeyim. Zannettiği gibiyim. Çok ilginç bir rivayet olduğu için söylüyorum. İzleyicilerime de bunu anlatıyorum. Televizyonda bizim programlarımız kavga dönemini bitirdi biliyorsunuz. Bizden önce programlar yayınlanırken hep hocalar kavga ederdi. Hocaları kavga ettirirlerdi. İki hoca bulurlardı. O ona saldırır, ona saldırır. Sabah programlarında ve şunda yani tabirimi hoş görün, herkesten özür dileyerek horoz gibi kavga ettirirlerdi. Din kavga ile öğrenilmez. Dini tebliğ edenlerin kavga etmemesi gerekir. Böyle muhabbetle, sevgiyle yaklaşmaları gerekir. Ama doğruyu da söylemeleri gerekir. Doğru söylemek için hakaret etme gerekmiyor. Din budur. Yaparsanız yaparsınız. Kime göre din? Allah'a ve Peygamber'e göre din. Kur'an ayetleri ortada. Tefsirleri ortada. Yıllar yapılmış olan tefsir var ortada. Bir tefsiri beğenmezsen ötekinde var. Peygamber'in hadisleri, ya hadisler sonra yazıldı. Halbuki hıfz, hadislerin ezberlenmesi, kitabet, tedvin, telif ayrıdır. Böyle bir süreç var o yani. Sahabe hadisleri ezberlenmiş, sahabe hadisleri yazmış. Peygamber bir ara yasaklamış, sonra yasağı kaldırmış. Niye yasaklamış? Hadislerle Kur'an karışmasın diye. Şimdi sonra müsaade etmiş. Mektuplar göndermiş. Peygamberin bütün mektupları hadis olarak ifade edilmesi gerekiyor. Çünkü hadise karşı müthiş bir taarruz var, saldırı var. Hadisleri anlamak lazım. Biz her hadis diye ifade edilen şeyin hadis olduğu kanaatinde değiliz ki. Zayıf hadis var, uydurma hadis var, şu var, ahad hadis var, şu var, bu var. Hadisleri kendi aralarında zaten tanzim etmişiz. İsrail rivayetleri var. Yani onlar şöyle, bazıları şöyle zannediyor. Peygamberden sonra, 40, 100, 200 sene sonra birileri Peygamber adına söz uydurmaya başladılar. Halbuki Peygamber Efendimiz'in sahabesi vardı ve o sahabi 10 bin, 100 bin üzerinde sahabi Peygamber'den ne nakletmişlerse onları aktarmaya gayret etmişlerdir. Zaman süreç içerisinde aktarmışlardır. Yüz binlerce hadis arasından bugün mükerrer olan hadisleri çıkarınız, elinizde 5 bin hadis ancak kalacak. Ve bunların hepsi de rical, yani ravi zincirinden geçmiş, metin tenkide edilmiş olan hadislerdir. Bu ayrı bir mevzu tabii ki. Niçin Allah'a karşı olan hüsnü zanını devam ettiriyorum? Diyor ki rivayet, bir ilginç bir tasavvuf kitaplarından birinden geçen bir ifade. Diyor ki Ezrail diyor adamın başına oturdu. Adamın ruhunu alacak. Kalbini yokladı. Bir şey var mı yok mu bu kalpte? Yani Allah'a yönelik bir şey var mı yok mu? Baktı ki bir şey yok. O kadar güzel sembolik bir anlatım ki. Ben hadiseye öyle bakıyorum. Bakın. İslam'a aidiyetini hissedenlerin aidiyetini devam ettirmek bizim vebalimizdir. Mükemmel, kamil, müthiş, veli. Ben onun peşinde değilim. Yahu ümmete, insanlara sevgiyle yaklaş, merhamet et ya. Cennet sana da yeter, ona da yeter. Bir şans varsa ver o şansa. İmam Gazali değil mi? 99 delil adamın küfrünü gösteriyor. Bir delil imanını gösteriyorsa biri al diyor. Diyor ki Azrail geldi diyor. Adamın dilini çıkardı. Pardon, ağzını açtı diyor. Kelime-i tevhid aradı. Kelime-i tevhidi bulamadı diyor. Çok egzantrik olduğu için söylüyorum. Azrail adamın dilini çekti. Yutağında arka dilinde bir kez yataktayken la ilahe illallah dediğini gördü. Belki mecazi bir anlatım ama o kadar hayati ki. O kelimenin üzerine onu mümin olarak canına aldı diyor. Şimdi dost Muhammed'dir kelimesi. O kadar ağır bir kelime ki. Sen kimsin ki Muhammed'e dost diyeceksin? Yani peygamber ulaşılmayan bir sevdadır bana göre. Bir avcı ceylanın peşinde nasıl koşarsa heyecanla ceylanın gözüne bakmak için.
sahabi peygamberin gözüne bakmak için kovalamış sanki. Ya bir defa göremese özlüyormuş ya. Bu nasıl bir şey ya? Değil mi? Zeyd olayı. Gönderiyor bir olaya. İşi hallet gel diyor. 3 günlük işi bir günde hallediyor. Geliyor kapıda bekliyor. Peygamber kapısında. Çıkıyorum namaza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyor ki Zeyd kapıda. Niye kapıdasın diyor. İşi bitirdim efendim diyor. Eve gitseydin diyor. Seni görmedim nasıl gideyim diyor. Yüzünü göreyim de öyle gideyim dedi. Allah muhabbetini artırsın dedi. Ben bunu bu reklam için göstermiyorum bunu da. Önder sallallahu aleyhi ve selleme toleransı yazdığımda Yahudi, Hristiyan ve dinsizlerle, hiçbir din tanımayanlarla olan münasebetini yazdım burada. Okudukça hayranlığım arttı. Okudukça onu tanıyamamanın verdiği hüsranım arttı. Şimdi son günlerde Şami'nin El-Sübülül Hüda ve Reşat adlı eserini okuyorum. 15-16 ciltlik. 2 gün önce bir sahaflar çarşısındaydım. 7 numaradaydı arkadaşlarımız herhalde. Onların mekanına uğradım. Sallabi'nin Siyer-i Nebisi vardı. Bir bana bul ne oluyor dedim. Peygamber'e ait ne bulsam aç bir şey gibi saldırıyorum oraya. Peygamber'e ait ne görsem, Resulullah'a anlatan ne varsa, yani yıllarca yemek yememiş olan bir kişinin lokmayı görmesi gibi oluyorum yani. İlla ki onu okuyayım. Belki kaçırdığım bir şey var. Onu bulabilsem keşke, onu aktarabilsem keşke, onu halkla paylaşabilsem keşke. Bütün derdim bu. Hayatım bununla geçti. Böyle de böyle de gidip gideriz inşallah. Bu iman üzere. Onun için sevgili dost Muhammed'dir Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah. Kıymetli hocam. Çok uzattık muhabbet, değil mi? Ya estağfurullah. Muhabbet o kadar güzel akıyor ki hocam. Tabii bu bölüme sığmadı hocam. Biz sizden bir söz daha alalım hocam. İnşallah devamı var yani. Evet hocam. İnşallah bir tabii sonraki... Tabii anlatacak çok şeyimiz var. Tabii. Evet hocam. Detaylı işleyelim. İnşallah. Bir sonraki bölüme de ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben Allah ilminizin ediyorum. Bereketini arttırsın. Çok sağ olun. Ben başarılar, zaten başarılısın. Ekran önünde de başarılısın. İnşallah razı olsun. Ekran arkasında hocam. Biliyoruz çok başarılısın. Tabii izleyicilerimiz belki Wow TV ile ATV kardeş iki kanal yükünü kaldıran en önemli kişilerden biri sevgili Mecit'tir. Mecit'le paslaşırız sık sık. Allah razı olsun hocam. Senin diyemediğini ben söyleyeyim yani. Eksik olmayın. Hocam da eksik olmasın. Wow TV'de desteğini esirgemiyor. Her daim yanımızda desteğini hissettiriyor. Tanıdığımdan beridir. Etkisi bende apayrı. Yeri bende bambaşka. Hocam bir sonraki bölüme de saklayalım. Diğer tamam. Konulara çok kritik konular var. Değinmediğimiz çok husus var. Çok başlık var. Eserleriniz var. İlmi hayatınız var. Doktora süreci yine aynı şekilde. Resmi görevler var. Resmi görevler var hocam. Daha çok var hocam. Bir sonraki bölüme inşallah devam edelim. Efendim bir sonraki bölüme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hafta kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.